Hazırsanız başlıyoruz. Skanatik yaklaşım. Evet, ekranda şöyle büyütüyorum. Şu anda sorun yoktur diye düşünüyorum. Evet, psikanalitik yaklaşım olarak ifade ettiğimizde temsilcimiz tabii ki idolümüz Freud olarak karşımıza çıkıyor. Sigmund Freud. Freud'un hayatını muhakkak hepiniz bir şekilde okumuşsunuzdur. Sonuçta sancılı geçen bir hayatı var ve ancak şöyle de bir durum var. Psikolojinin sularını tersine akıtmış bir adam, değil mi? Erich Fromm'u şeyde ele alacağız. Psikanalitik kuramlar içerisinde ele alacağız. Neonatik kuramlar dedik ya. Orada ele alacağız Ayşegül. Evet, şimdi psikanalitik yaklaşım olarak Sigmund Freud'u dikkate aldığımızda gençler, bu dediğimiz gibi sancılı geçen bir hayatı var. Kendisi de Yahudi asıllı bir kişi ve tabii bu Yahudi olması onun bir tercihi değil, dünyaya geliş biçimi, ama maalesef dünyadaki insanlar onun kendi tercihi olmayan bir şeyden dolayı yargılama, öldürme yoluna kadar gitmiştir. Hatta şöyle bir ifade bile vardır: Hitler'in Freud'un öğretilerinden çok beslendiği de söylenir. Çünkü Freud liderlik üzerine çok büyük açıklamalar yapmıştır. Ve onları esinlenerek kendisini iyi bir lider olarak dünyaya ispatlamaya çalışmıştır gibi böyle iddialar bile vardır. Freud teorisini yazdığı dönemlerde biliyorsunuz Avrupa'da büyük bir soykırım var. Holokost deniliyor ona. Ve buradan kaçması gerekiyor kendisi. Çünkü öldürmek istiyorlar. Ve öyle olunca da Freud teorisini yazarken Amerika'dan çok talep oluyor. Yani Amerika'ya gel vesaire diyorlar ama kendisi Amerika'ya gitmiyor. Kendisi öncelikle Viyana'ya gidiyor. Viyana'dan tabii oraya da geliyor biliyorsunuz. Orada da Freud oraya geliyor ve Hitler oraya kadar da geliyor. Oradan da tabii nereye kaçıyor? En son İngiltere'ye kaçıyor ve kendisini hayatın sonunda çene kanseriyle hayatını kaybediyor Sigmund Freud. Öyle söyleyebilirim size. Tabii geriye dönüp baktığında hayatını yaşayış biçimi teorisine de ne yapmıştır? Destek vermiştir. Öncelikle kendisi şunu ifade eder. İlk olarak ifade ettiğimizde şu cümle çok çok önemli bir cümledir. Psişik determinizmi savunur. Determinizmi savunur. Ve buna davranışçılar, özellikle varoluşçular oldukça itiraz edecek. Öncelikle şunu bir soralım arkadaşlar. Şunu sormam gerekecek. Determinizm ne demek diye bir soru gelse ne cevap verirsiniz? Determinizm nedir diye soracak olursak size. Evet. Nedensellik, kuralcı. Evet, şöyle nedensellik demek daha doğru Bahar'ın ifadesiyle, öyle söyleyebiliriz. Yani şunu söylüyor determinizm. Diyor ki hep aynı nedenler hep aynı sonuçlara ulaşır. Yani bilim şunu söyler: aynı yöntemle hep aynı sonuçlara ulaşırsanız bilim der ve bu da bunu ifade eder, der ki determinizm. Buna biz Müslüm Gürses'in ifadesiyle her şeyin bir nedeni var diye böyle ne yaparız? Yorum yaparız. Yani hiçbir şey nedensiz bir şekilde ortaya çıkmaz der. Ve o yüzden de psikik determinizmi böyle ifade edebiliyoruz. Mesela buna aynı zamanda Teoman karşı çıkmıştır. İnsan nedensiz de sevebilir der ama Freud mümkün değil diyor. İnsan nedensiz ne yapmaz? Sevmez diyor. İnsan muhakkak bir nedeni vardır. O yüzden kişiliği tamamen ne üzerine oturtmuş gençler? Determinizm üzerine oturtmuştur şeklinde notumuzu alabiliriz. O zaman şöyle yazalım: determinizm nedir diye soracak olursa şöyle diyoruz: her şeyin, şöyle diyoruz, her olayın, her sonucun bir nedeni vardır diyelim. Her sonucun bir nedeni vardır. Tabii bunu ifade etmesi bizim için oldukça önemlidir. Yani nedensellik olarak tanımadığımızı yorumlayacak olursak, ifade edecek olursak. Bu durumda bunun dışında başka bize Freud neler söylüyor derseniz şunu söyler. Der ki davranışlarımız tamamen bilinç dışı tarafından kontrol edilir. Kontrol edilir şeklinde ifade eder. Ve davranışlarımızı bilinç dışının kontrol etmesi bizim için oldukça önemliyken, bu bilim dünyasını oldukça sarsar. Çünkü bundan önce de karşımızda bilişselciler vardı ve özür dilerim, davranışçılar vardı ve bu tamamen onlar için ne diyelim, psikoloji dünyası için böyle allak bullak olmak demektir. O yüzden Freud'a biraz ne yapmışlardır? Sistemkar olmuşlardır ama genelde Freud'a psikolojinin babası derler. Ben haylaz çocuğu diyorum. Çünkü o niye haylaz çocuğu diyorum? Çünkü durmamış. Yani kendisinin isyankar bir yapısı da var. Her şeye reddetmiştir. Her şeye itirazı vardır. Kendisine göre haklı olduğu şeylerde kendini savunmaktan alıkoymamıştır. O yüzden sürekli de ne yapar? Bilim dünyasını deşeler. Psikolojide doğru bildiğimiz ya da yanlış bildiğimiz doğruların hepsini
kendi çapında çürütmeye çalışır ve bilinç dışı kontrol eder dedikten sonra diğer bir ifadesini söyler. Der ki davranışlarımızın temel fonksiyon kaynağı ya da ne diyelim temel motivasyonu diyelim daha iyi olur. Bu cümleye alışın. Motivasyonu cinsellik ve saldırganlık olarak tanımlar. Şimdi bu bizim için yine bir irit edici cümle. Yani bütün davranışlarımızı ne yapıyor? İki temel motivasyon yani güdüye, iç güdüye tanımlıyor. Biri cinsellik güdüsü, bir diye de saldırganlık diyor ki Freud'un önemli bir özelliği Yunan mitolojisiyle çok çok yakından ilgili olmasıdır arkadaşlar. O yüzden bunlara Yunan tanrılarının isimlerini vermiştir. Thanatos savaş tanrısıdır. Eros da aşk tanrısıdır biliyorsunuz Yunan mitolojisinde bunların ismini vermiştir. Tabii bunlara ilk başta arkadaşlar libido ismini daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bazen şu cümleyi duyacaksınız. Libido kavramını kullanacak bazı şöyle. Libidoyu ilk başta arkadaşlar cinsellik yerine kullanmıştır. Yani libidoyu ne olarak tanımlamıştır ilk başta? Libido cinsellik olarak ilk olarak cinsellik şeklinde tanımlanmış. Ancak daha sonra arkadaşlar kişinin tamamına yani saldırganlığı ancak daha sonra saldırganlığı da içine aldığını vurgulamıştır. Bunu unutmayın. Belki sorulabilir. Genel bir soru olacak olursa bunu bilgi olarak hafızanıza yerleştirin. O yüzden size ilk başta libidoyu tanımlamışlardır arkadaşlar. Ne demiştir? Cinselliği libido olarak tanımlar. Daha sonra bakar ki libido daha geniş kapsamlı bir kavram. O yüzden cinsellik ve saldırganlığı kapsayan kişiliğin bir bölümü olarak libido kelimesini kullanmayı tercih etmiştir. Aklınızda bulunsun. Bu bizim için ufak bir dipnot olarak hafızamızda yer bulsun. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar tabii diyorlar ki yani bu kadar hani irite olunmaz yani bir insan hani insan davranışlarını bu kadar irite etmeye gerek yok. Biz bilinçli varlıklarız ve aynı zamanda sadece cinsellik ve saldırganlık üzerine kurulu değilizler ama tabii ki Freud durmaz. Daha beterini söyler ve der ki kişiliğimizin temel iç çatışmaların çözümü üzerine kurulmuştur. Yani kişiliğimizin iç yapıları vardır ve bu yapılar çatışmalar oluşturur ve kişilik buna göre hareket eder. Der ve diğer bir ifade ise kalıtımı savunur. Temel felsefesini böyle kısaca özetleyebiliriz arkadaşlar. Yani Freud ne yapmıştır? Kalıtımı savunmuştur şeklinde notumuzu alabiliriz. Şimdi burası genel anlamda bir giriş olarak düşünebilirsiniz psikanalitiye. Tabi bunlar temel felsefemizdir. Tabi bunlar söyledikten sonra Freud'un psikanalitiye bakış olarak düşünecek olursak arkadaşlar birinci teorisini ortaya atmaya başlıyor. Yapısal teori diye ifade edelim. Özür dilerim. Önce içgüdü kuramı diye başlığımızı atalım. İçgüdü kuramı. Evet. Şimdi gençler 12:05 başladık. Dersimiz şu anda 30 dakika. İçgüdü kuramı diyoruz ve bir 10 dakika ara verip sonra tekrar geliyoruz. Çok yormadan ufak ufak böyle size alıştır alıştıra gideyim. 30 dakikada bir ara vereceğiz gençler. İçgüdü kuramı deyip 2 nokta üst üste diyorsunuz. Bir 10 dakika ara veriyorsunuz. 12:50'de dersimizi başlatıyoruz.